Konunun tam bu noktasında değerli bir gazeteci ve yazar Ceyhun Bozkurt'la buluşalım. İyi akşamlar Ceyhun Bozkurt. İyi akşamlar Ardan Zentürk. Şimdi Bedirhan, minik Bedirhan, 10 aylık Bedirhan, daha hiçbir şey anlamamış Bedirhan ve zavallı annesi, gencecik Evet. bir assubay eşi. Onların Evet. şehadeti yürümesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş. Ve bu memlekette aydınım diyen, entelektüelim diyen, ben insan hakları savunucusuyum, çiçek böcek, çocuklar çikolata yesin diyen şahısların biri bile bu insanları anmıyor. Biri bile bunlara dikkati bile göstermiyor. Peki bu insanlar için verilen, o Bedirhan'a kıymış olan insanlar için verilen mücadele ne? Nedir bu sözde aydınların telaşı? Siz de hatırlattınız hem haberinizde hem de şimdi Allah'tan rahmet diliyorum hem Bedir O Hanım'ıza hem melek oldu annesine. zaten. 10 aylık bir bebeği bombayla Tabii. uçurdular. Maalesef 10 aylık bir bebeği bombayla uçurdular. Yapmadılar mı daha 10 gün daha önce, da 15 önce gün önce de. 10-15 ama gün önce de söyleyen Tuncer'de yok. iki tane Bunu yavrumuzu biz aldılar. söylüyoruz. Tabii. Tabii. Yani aslında terör örgütünün tarihine bakıldığı zaman 1984 15 Ağustos'u o silahlı eylemlere başladığını milat alırsak o silahlı propaganda o günden bugüne geçen süre aslında terör örgütünün çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek sivil öldürme tarihi diyebiliriz aslında. Katletme tarihi diyebiliriz örgütün tarihine. Bedir Hanım'ız bunlardan biriydi. Tunceli'de katledilen Nupelda bunlardan biriydi. Eren'imiz bunlardan biriydi. 15 Daha yaşında. birçok çocuk. Evet, daha birçok çocuk. Yasin Börü. Hatırlayın 15-16 yaşında bir delikanlı. Evet. Alçakça katledildi. Yani vahşice Vahşice. Evet, yani örgütün tarihi aslında yani eylemlerine de baktığımızda hep sivillere bu şekilde saldırmak, Evet. ezmek, sindirmek, bu Kürt olsun Türk olsun hiç fark etmiyor. Yani Kürt kökenli vatandaşlarımızı da katlettiler, Türk kökenli vatandaşlarımızı da Amerikan katlettiler. emperyalizmiyle işbirliği yapmış bir örgütün Türk, Kürt, Tabii. Arap ayıracağını mı sanıyoruz? Yani mümkün değil. Amerika kime Yani düşmansa onlar onu tabii, öldürecek. tabii. Evet. Aynen öyle. Yani hatırlayın Diyarbakır'da yanlış hatırlamıyorsam teröristleri fark edip onların peşinden gidip onları yakalamaya çalışan vatandaşlarımızı havaya uçurmuşlardı. Korkunç bir patlama Evet. yaşanmış, bir krater oluşmuştu hatırlayın yani. Bir O krater vatandaşlarımız oluştu orada. kökenli Adamlar yok oldu krater ya. oluşmuştu. Sadece Nasıl isimleri bir kaldı. Tabii Evet. nasıl bir patlayıcı kullandılarsa kim verdiği az çok biliniyor zaten artık. Bu mühimmatların kimin verdiği çok şükür artık biliniyor kamuoyunca. Ama Yani biz bu arada Eşref Bitlis'i kaybettik. Bu tabii adam yani 1993'te bu mühimmatların hangi helikopterlerle geldiğini söylemişti. Cezasını havada kestiler. Böyle de bir tabii. ülke burası. Evet. Tabii. Yani kim kafayı rahmetli Uğur Mumcu da Evet. terör örgütü o emperyalizm ve siyonizm bağını yazdıktan hemen sonra Havaya şehit edildi uçuruldu. hatırlarsanız. Tabii Eşref Bitlis Paşa'mız ve daha birçok görevlimiz aynı zamanda güvenlik gücü işte üst düzey olsun normal işte alt rütbeli olsun hiç fark etmiyor. Orada önemli olan örgütün önüne engel çıkartmamak. Daha doğrusu örgütün arkasındaki gücün önüne hiçbir şekilde O engel zaman bu çıkartmamak. AYM, Anayasa Mahkemesi kararını nasıl değerlendireceğiz? Şimdi tabii ki yani hukuki boyut başka ama bunun bir yani hukukun her zaman şu bir yönü olmalı. Meşruiyet bir kere olmalı. Evet. Şimdi bu karar meşru mu? Şimdi o dönemleri hatırlayalım. Hep bu Ayşe öğretmen meselesinde de konuşmuştuk. Diğer meselelerde de konuştuk. Neden terör örgütü alçakça katliamlar yaparken Kimse sivil, konuşmuyor. bakın aynen öyle. Bakın ben 3 tane örneğini çıkarttım. Yani zamanımız dar olduğu için Yok oturalım söyle saatlerce söyle. konuşalım. Lütfen. Ben yüzlercesini söylerim. 3 tane örneğini Üç. çıkarttım. Çözüm sürecinde hem de örgütün sivillere bakış açısını göstermesi açısından. 4 yaşındaki Hidayet Tek. Bakın 13 Nisan 2016 EYP'ye basarak Şırnak İdil'de.
hayatını kaybediyor. Aynen Nupeldamız gibi, o abisi Ayaz gibi. Evet. 90 yaşında bir ihtiyarı diri diri yakıyorlar. Diyarbakır Sur'da Mart 2016. Terör diri diri yakılıyor. Diri diri. Ve bunu hatırlayacaksınızdır. Sadece polislerimiz orada o restoranda yemek yedikleri için bir restoran taranıyor. 12 Eylül 2015. 22 yaşında genç bir delikanlı, garson. Ha. Diyarbakırlı. Garson Şeyh biliyorum. Evet, Şeyh Mus sanır. Şeyh Mus, adı da Şeyh Mus. Gayet iyi hatırladım. Tabii. Yani şimdi peki o barış akademisyenleri olarak kendilerini tanımlayan, ki ben o barış kelimesini oraya bırak çok yakıştırmıyorum. Bırak canım, ne barışı ya. Yani peki bunların hakkını niye savunmadılar? Şimdi burada meşruiyeti aramak bizim doğal hakkımız o yüzden. Evet. Yani o metni az çok siz o metni siz de okumuşsunuzdur. Ben de okudum. Açık midem açık. Kaldırmıyor. Bir daha okuyamayacağım. Tabii. Aynen öyle. İzleyicilerimiz internetten bulabilirler. Hala internette maalesef var. Ve ilginç bir şekilde devlete operasyonları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru operasyonlarını katliam olarak niteleyen bir metin. Tek taraflı olduğu çok net. Terör örgütünün darbe yemeye başladığı dönemde örgüte nefes aldırmak için yapıldığı çok net olan bir hamle. Bu çok net. Ve o metnin içinde terör örgütünün katlettiği sivil asker, polis, korucu, öğretmen, işçi, hiç kimseden bahsedilmiyor. Hiç kimseden. Peki sadece bazı süreç planları mı var şimdi? Ne zaman? Evet. Biz artık, ben bu işin içinde 40 yıldır olduğum için bu adamlarla bütün bir hayatımız geçti bizim kuşak olarak. Bunların lideri olan adam da İmralı'daki bizden 7-8 yaş büyüktür. Şimdi bunlar ne zaman sıkışsa Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri aman efendim bir barış olsun, bir çözüm olsun, bir siyasi bir şey olsun diye dökülürler ortalığa. Bunlar köşeye sıkıştığı zaman dökülürler ama. Bunlar esip savururken, çoluk çocuğu öldürürken dökülen olmaz. Şimdi olmaz. Bakıyorum süreç planları konuşuluyor. Kim bu, nedir, evet. Nereden çıktı bu iş? Çok doğru bir tespit yaptınız. Az önce aslında bu akademisyenlerin bildirisi de bu çerçevedeydi. Örgüt ne zaman sıkışsa, evet, bir nefes aldık. Örgütü bir anlamda rahatlatmak, tekrar toparlanmasına zaman kazandırmak adına birileri bir düğmeye basıyor. Dediğiniz gibi Batı dünyası merkezli bir düğme oluyor bu genelde. 93 yılını hatırlarsanız yine böyleydi. O sürecin sonunda 33 tane askerimiz, silahsız 33 askerimiz şehit edilmişti hatırlarsanız. Korkunç. Örgüt toparlanmış ve örgüt kendi yayın organlarında bu katliamı kabul edilmişti. Daha sonra hatırlayın, FETÖ'cüler bu olayı o kumpas süreçlerinde Türk devletine yıkmaya çalışmıştı hatırlarsanız. Yani, halbuki sakın orada içindeki... işte adam onun emrini verdiğini kabul etti. Neyse geçelim. Tabii, evet. Yani şimdi aynı şekilde günümüze dönelim. Irak'ın kuzeyinde çok ciddi şekilde operasyonlar sürüyor ve örgüt nefes alamayacak şekilde kafayı kaldıramıyor. Evet. Kafayı kaldıramıyorlar. Örgütün yönetici düzeyindeki elebaşları bakıyorsunuz çok olumlu, çok başarılı koordineli operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Ve birileri her çıkıyor diyor ki Selahattin'i bırakın, çözüm süreci başlasın. Evet, tam da böyle bir dönemde dediğiniz gibi bu çıkışlar yapılıyor. Şimdi bu o zaman böyle bir çıkış yapıldığı zaman bir, o operasyonları yapan güvenlik güçlerimiz, bu operasyonların perde arkasındaki isimsiz kahramanlar, bir, o motivasyonu tekrardan nasıl sağlayacak? Ne olacak yani? Ama sanıyorum devlet böyle bir şeyi ciddiye almayacaktır. Ben zaten Türk Devleti'nin bu operasyonlar konusunda çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Bugün mesela Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı. Tabii. Yani. O çok önemli bir ziyaretti. Evet. Ve dediğiniz gibi bir uyum var. Hem siyasetin tepesinde hem devletin, evet, tepesinde bir uyum var. Evet. Ve bu uyum terörle mücadelenin özellikle o 15 Temmuz 2016'dan sonraki konsept değişikliğini devam ettireceğini düşünüyorum. Ama bu taarruzu da şöyle değerlendirmek lazım. Az önce bir yazı okudum bir internet sitesinde. Buyurun. Çok ilginç bir yazıydı. Az önce sizin söylediğiniz, çok kısa bazı bilgilendirmeler yapacağım. Aslında bununla bağlantılı, evet, konuştuğumuzla bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2007'de yürürlüğe koyduğu bir belge var. Bunu az çok biliyorduk. Hafızayı tazelemek açısından o yazıyı okudum. Denk de geldi, iyi geldi. Belgenin adı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim için ABD Ulusal Stratejisi.
Bu tabii ki Türkçe ismi, İngilizce ismi evet. var ayrıca. Şimdi bu yazıda şu söyleniyor. Amerika'nın tabiri caizse stratejik çıkarları çerçevesinde kamu diplomasi dünyadaki ülkelerde kamu diplomasisini ve stratejik iletişimi nasıl uygulayacağı bir anlamda şeyi adam dersini çalışmış. Adam dersini çalışmış. Ve ne hedefleniyor biliyor musunuz? Ne? Kanaat önderleriyle medya üzerinden ve kanaat önderleri üzerinden bir şekilde o toplumları etkileme. Şimdi kanaat önderleri olarak kimleri sayıyor bakın. Din adamları diyor mesela. Fethullah Gülen denen elebaşından gördük. Din adamı olarak o çerçeveye soktular ki din adamı olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Onun bir terör ve istihbarat gecikmeli yapılan... olarak Diyanet İşleri Başkanlığı da din adamı olmadığını söyledi. Evet, devam edelim. Aynen öyle. Bunun içinde siyasi liderler var bakın. Var. Toplumu etkileyen isimler var. Ve Amerika bunlarla iletişime giriyor. Hepsini katmıyorum tabii ki. Milli isimleri kenara koyuyorum. Çünkü Türkiye'ye karşı, yani Türk medeniyetinin o direnç mekanizmaları çok güçlü olduğu için milli isimler her zaman direniyor. Bu evet. konuda hep giriz. Ama bakıldığı zaman tam da böyle bir dönemde yine bu çıkışları yapan isimler acaba kim tarafından destekleniyor? Kim tarafından brief ediliyor? Kim tarafından yönlendiriliyor, parlatılıyor? Kimler tarafından veya? Ya Ceyhun Bozkurt, kitabın ortasından gidelim mi? Bu gidelim. Mustafa Kemal Atatürk'ü bu NATO Türklerden nasıl kurtaracağız? Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz gibi şimdi NATO Türkçülerin şey yapamayacağı kadar aslında çok ne diyelim kirlenemeyecek bir isim. Evet. Tarihimizde altın harflerle. Ama dediğiniz gibi şimdi ben şu tanımı hep yani hepimiz biliyoruz tarih bunu yazdı. Şimdi geçmişin Kürdistan Teali Cemiyeti diye bir cemiyet vardı biliyorsunuz. Evet. Emperyalizmin işbirlikçisiydi. Her türlü yıkıcı faaliyetin içindeydi ve Kuvayi Milliye'ye karşı da duruş içindeydiler. Tabii. Affedersiniz. Kuvayi Milliye ise bunlarla mücadele etti ve vatanı kurtardı. Türk'ü de kurtardı, Kürt'ü de kurtardı. Doğru. Vatanı kurtararak bunu yaptı. Şimdi birileri günümüzün Kürdistan Teali Cemiyeti unsurlarıyla işbirliği yapmaya çalıştı. Maalesef ve de sizin de vurguladığınız gibi bunlar Atatürkçülük adı altında NATO Türkçülük yaparak bunu uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bu çözüm süreci üzerinden günümüzde tekrar bir süreç başlatalım diyenler bu çerçevede değerlendirmek mümkün. Ama çok azindir ki bunlar yan gelip oturdukları zamanda Atatürk'ün adını ağızlarından düşürmeyenler grubu. Tabii. Şimdi Atatürk, şimdi bunun için Atatürk'ü de iyi anlatmak lazım. Nasıl? Çünkü bu adamların elindeki kozu almak lazım. Bize bravo. Soralım diyelim ki Atatürk'ün mesela o dönem üniter devlet, ulus devlet için politikaları neydi? Hiçbir şey anlatamazlar. Çünkü Atatürk, tersini uyguluyorlar şu anda. Aynen öyle. Yani bu günümüzün kendi partilerinin kurucusunun tersine gidiyorlar. Onu anlatmaya tabii, çalışıyoruz. Atatürk o dönemin PKK'larını ezerek bu ülkenin bağımsızlığını sağlayan kadronun de seçim ittifakı yaparak. Tabii. Tabii. Yani şuraya şimdi, kadar doluyum da Rütük'e dua etsinler. Yani, yani şuraya şimdi, kadar doluyum. Evet devam et. Politikaları dediğimiz gibi o dönemin PKK'sını ezme üzerineydi. Ve ezdi de. Evet sıkıntılar yaşanmış olabilir. Farklı peki şeyler o zaman, yaşanmış olabilir. Peki çok güzel Kürt Teali Cemiyeti'nden söz ediyorsun. Şimdi PKK'yı ezen mi Atatürkçü? PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği yapan mı Atatürkçü? PKK'yı ezen, Kürt kökenli vatandaşımıza da el uzatan adam Atatürk'ün izinden giden adamdır. Tamam, teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Bütün mevzunun özeti budur, anlayana. Evet, evet. İyi akşamlar diliyorum, sağ ol. İyi akşamlar Ardan Zentürk. Efendim.